Sevgili 3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle matematik çalışma kitabımızın 170. sayfasından devam edeceğiz. Çevre ölçme konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bizler instagram sayfamızı öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız bilgi pınarıyla başlıyoruz. Bir şeklin veya nesnenin etrafına çevre denir. Çevre uzunluğu belirlenirken şeklin veya nesnenin her bir kenarı sadece bir kere ölçülür. Ölçülmeyen kenar bırakılmaz demiş. Ben de bir şeklin, bir nesnenin etrafındaki herhangi bir varlığın çevresini ölçeceksem eğer bunun bütün kenar uzunluklarını ölçmeliyim fakat bir kez ölçmeliyim. Bu sayede çevresini bulmuş olurum. Burada bize görsel vermiş iki tane masa ve saat. Bunların kenarlarına kırmızı şeritler çekmiş ve kenarlarını bu şekilde kaplamış. Ve ben bu nesnelerin çevrelerini bu şekilde ölçebilirim. Ya da baktığınız zaman saatin kenarını kırmızı şeritte kaplamış yine bu nesnenin çevresini ölçebilirim. Aşağıda bana nesnelerin çevrelerinin uzunluklarını önce karışınızda sonra cetvelinizle ölçünüz, ölçüm sonuçlarını tabloya yazınız demiş. Evinizdeki odanızdaki herhangi bir halıyı ya da televizyon ekranınızı ölçeceksiniz arkadaşlar. Herkesinki farklı olabilir bu sebeple bu kısmı boş bırakıyorum. Kendi evinizdeki halları ya da televizyon ekranını ölçeceksiniz ve buraya yazacaksınız. 171. sayfaya geçtim. Bir nesnenin veya şeklin kenar uzunluklarının toplamına biz çevre uzunluğu diyoruz. Bunu öğrendik. Şimdi kareli alanlarda bana her bir karenin kenar uzunluğunun bir birim olduğunu söylemiş. Yani baktığımız zaman burası ve burası arasındaki mesafe bir birim. Buna göre ben aşağıda bana verilen e, karelerin çevrelerinin toplamını bulacağım. Hemen sayalım öğretmenim. Buradan başlayarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Çevresi kaç birimmiş arkadaşlar? 30 birimmiş öğretmenim. 30 birim yazıyorum. Daha sonra kırmızıya geçtim. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Burada da çevresinin 26 birim olduğunu görüyorum. Daha sonrasında buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Yine burada çevresinin 26 birim olduğunu gördüm. Ve son olarak sarıya bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Burada da 28 birim olduğunu gördük arkadaşlar. Bakın burada her ikisi de 26 birimdi fakat aynı şekil değildir bunlar öğretmenim. Çevreleri eşit olabilir ama şeklin aynı olmasına gerek yoktur. Buradan da bunu algılayabilirim. Aşağıda bana Silgilerin her birinin uzunluğunun 5 santimetre olduğunu söylemiş. Buna göre karenin çevresinin uzunluğunun kaç santimetre olabileceğini söylemiş. Öğretmenim kare dediyse bana zaten tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. O zaman burası da iki silgi boyutunda olacak. Şöyle çizdim. Burası da iki silgi boyutunda olacak. Burası da iki silgi boyutunda olacak. Peki, bir silgi 5 santimetre ise diğeri de 5 santimetredir. O zaman bu kenar toplamda 10 santimetredir öğretmenim. Bu kenarda 10 santimetredir. Bu kenarda 10 santimetredir. Ve bu kenarda 10 santimetredir. Topladığımda 4 tane 10 santimetre ya da direkt çarpabilirim. 4 çarpı 10'dan 40 santimetre yanıtına ulaşırım arkadaşlar. 172. sayfama geçtim. Örneğimi inceleyeceğim. Problemler var burada. Çevresi 200 santimetre olan masanın kısa kenarı 38 santimetredir. Buna göre masanın uzun kenar uzunluğunu sormuş bana. Bakın dikdörtgen şeklindeyse öğretmenim karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittim. Ben kısa kenarın 38 olduğunu biliyorum. Diğer kenar için de 38 yazabilirim kısa kenar için. Topladığım zaman 76 santimetre sonucuna ulaştım. Toplam çevreden 76'yı çıkarırsam 2 uzun kenara ulaşırım. Yani 2 uzun kenar 124 santimetre olur. Ben ad üstünde bu iki kenar olduğu için 124'ü 2'ye bölerek de bir uzun kenarın 62 santimetre olduğunu bulurum. 62 santimetre. Burası, burası ise yine 62 santimetre olacaktır. Sorularla daha güzel anlayacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir üçgenin birinci kenarı 6 santimetredir. İkinci kenarı birinci kenarının 2 katı uzunluğundadır. Üçüncü kenarı ise ikinci kenarın 4 katı uzunluğundadır. Buna göre bu üçgenin çevresini sormuş bana. Bir tane üçgen çizelim. Şöyle dedik. Çizdik öğretmenim. Baktığımız zaman birinci kenarına 6 santimetre yazacağım. İkinci kenarına birinci kenarının 2 katı dediği için 6 çarpı 2'den 12 santimetre yazacağım Üçüncü kenar ise ikinci kenarın 4 katı uzunluğundadır demiş bu sefer 4 ile çarpacağım 12 çarpı 4 diyeceğim 48 santimetre bulacağım ve buna göre çevresini sorduğu için bana toplamda 6 burasıydı 12 burasıydı ve 48 burasıydı topluyorum 66 santimetre buluyorum arkadaşlar yanıtımı. Sorumun yanıtı 66 santimetre oldu. İkinci sorumuza bakıyoruz. Dikdörtgen şeklindeki okulumuzun bahçesinin çevre uzunluğu 340 metredir. Uzun kenarının biri 95 metre olduğuna göre bahçenin bir kısa kenarının uzunluğunu sormuş. Çizelim hemen şuraya bir dikdörtgen. Bize verilenleri daha sonra yazabiliriz. Uzun kenarının bir tanesi 95 metre ise diğeri de 95 metredir değil mi? Evet öğretmenim, ben toplamda 340 metre olarak biliyorum çevreyi. Çevre eşittir 340 metre dedim. Uzun kenarları bildiğim için uzun kenar diyorum. 95 artı 95, 190 santimetre buldum uzun kenarları. Geri kısa kenarlar kaldı değil mi? Ne yapacağız burada arkadaşlar? Öğretmenim tüm kenar uzunluklarından kısa kenar uzunluklarını eğer çıkarırsam ben. Ee, hemen bu işlemi yaparak iki kısa kenarın uzunluğuna ulaşabilirim diyeceğim. Bakalım hemen öğretmenim tüm çevre 340'tı. Ben uzun kenarları çıkarıyorum 190'ı. Geriye 150 santimetre kalıyor. Pardon metre kalıyor. Burayı da düzeltelim. Metre olacak. Kısa kenarlar 150 metre ise benim iki tane kısa kenarım vardır. 150'yi ikiye bölerek bir tanesini bulabilirim. Bunun da sonucu 75 metre olacaktır arkadaşlar. Kısa kenarların her biri 75 metre, uzun kenarlar ise 95 metre olacaktır. Üçüncü sorudayım. Uzun kenara 96 metre, kısa kenara 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki evin bahçesine 3 sıra tel çekilecektir. Bu iş için kaç metre tel gerekir demiş. Çiziyorum hemen. Kısa kenarı ve uzun kenarı olan bir dikdörtgen çiziyorum. Ve burada uzun kenar için 96 metre yazacağım. Kısa kenar için 32 metre yazacağım. Baktığımız zaman arkadaşlar çevresini nasıl buluyorduk? 96 ile öğretmenim 32'yi toplarım. 96 artı 32 128 metre yaptı. Yine benim 96 ve 32'yi toplayarak tüm çevreye ulaşmam gerekiyor. Ya da 128 ile 2'yi çarparak ulaşmam gerekiyor. Çünkü uzun ve kısa kenarlardan ikişer tane vardı. O zaman kısaca çarpalım arkadaşlar. 128 çarpı 2 diyeceğim. Burası da 256 yapacak. Evet bir tur için benim bahçemde 256 metre tel gerekiyor. Bana 3 turu sormuş burada değil mi? Ne yapacağım? Öğretmenim 256 ile 3'ü çarparak sonucu bulabilirim. 256 çarpı 3 diyorum. 768 metre sonucuna ulaşıyorum arkadaşlar. Üçüncü soruda da. Bir sonraki sayfadayım. Dördüncü sorudayım. Aşağıda modeli verilen yürüyüş yolunda bir tur koşan bir sporcu kaç kilometre koşmuş olur demiş. Baktığımız zaman hemen toplama işlemi yaparak bulabiliriz sonucumuzu. 2 artı 4 artı 2 artı 8 artı 4 artı 12 diyeceğiz arkadaşlar. Çevresi demek bütün kenar uzunluklarının toplamıydı. 2 artı 4 6'dır. 2 daha 8 yapar. 8 daha 16, 4 daha 20, 12 daha 32 kilometre olarak sonucumu bulurum. 5. sorudayım. Bir kenarının uzunluğu 1 metre 40 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğunu sormuş bana ve santimetre cinsinden sormuş. Ne yapacağım? Öğretmenim 1 metrenin 100 santimetre olduğunu biliyordum. O zaman bir kenar uzunluğuna 1 metre 40 santimetre yerine 100 artı 40'dan 140 santimetre yazacağım o zaman karemi çiziyorum buraya bir kenarı 140 santimetre ise eğer bana neyi sormuştu çevresini 140 ile 4'ü çarparak bulacağım öğretmenim ne yapıyoruz hemen 140 çarpı 4 yazıyoruz arkadaşlar sonucumuzda 560 santimetre oluyor öncelikle santimetreyi çevirdim daha sonrasında da cm cinsinden sonucumu yazdım. 6 sorudayım. Her bir kenarının uzunluğu birbirine eşit olan bir üçgenin çevresinin uzunluğu 96 santimetredir. Yani eşkenar bir üçgen çizeceğim ve bir kenarın uzunluğuna 96 santimetre, pardon, üçünün toplamına çevre uzunluğuna 96 santimetre yazacağım. Hemen düzeltelim. Üçgenimizi çiziyoruz ve. Üçünün toplamına 96 santimetre yazıyoruz. Bir tanesini sormuş bana. Birini nasıl bulacağız arkadaşlar? Öğretmenim 96'yı 3'e bölerek bulabilirim. 96 bölü 3 derim. 32 yanıtına ulaşırım. Her biri için 32 santimetre diyeceğim arkadaşlar. Yedinci sorumuzdayız. Uzun kenarının uzunluğu 50 santimetre. Kısa kenarının uzunluğu 20 santimetre olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu ile bir karenin çevresinin uzunluğunun Birbirine eşit olduğunu söylemiş. Karenin bir kenar uzunluğunu soruyor bana. Önce dikdörtgeni çiz ve bana verilenleri yaz bakalım. Evet çizdim. Öğretmenim uzun kenarı 50. O zaman diğer uzun kenarda 50. Kısa kenarı 20. Diğer kısa kenarda 20. Topladığımda çevresi ne olur arkadaşlar? 50 artı 50 artı 20 artı 20. 140 cm olur değil mi? Karenin de çevresi 140 santimetreymiş. Ama karenin bir özelliği vardı. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. O zaman 140'ı 4'e bölerek ben karenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim öğretmenim. 140 bölü 4 diyoruz arkadaşlar. Yanıtımızı da 35 santimetre olarak buluyoruz. İlla ki aynı şekilde olmasına gerek yok. Çevre uzunlukları eşit olabilir. Burada ben tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olmasını göze alarak buldum. 7. soruyu geçtim. 8. sorudayım diyecektim ve 8. soru yok. Alan ölçmeye geçiyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda alan ölçme yapacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim.